Hürriyet. Kahramanmaraş'tan İstanbul'a gelen depremzede aile Galatasaraylı futbolcularla buluştu. Galatasaray, Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve Türkiye'yi derinden etkileyen depremlerin ardından başlattığı yardım kampanyası ile toplanan malzemeleri afet bölgelerine göndermeye devam ediyor. Bu çalışmalara Galatasaraylı futbolcular Milot Raşika, Kazımcan Karataş, Kaan Ayhan ve Baran Aksaka da destek oldu. Sarı kırmızılı futbolcular, Nef Stadyumundaki gelerek yardım çalışmalarına yardım etti. Gözden kaçmasın. Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, ilk başta 100 konteyner göndereceğiz haberi görüntüle. Depremze de aile, futbolcularla buluştu. Depremlerin merkez üssü olan Kahramanmaraş'tan İstanbul'a gelen bir aile, Nef Stadyumundaki yardım alanında futbolcularla buluştu. Gözden kaçmasın. Fernando Muslera'dan yardım çalışmalarına destek. Koltuk değnekleriyle geldi, haberi görüntüle. Hürriyet. Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, "İlk başta 100 konteyner göndereceğiz." Galatasaray, Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve Türkiye'yi derinden etkileyen depremlerin ardından başlattığı yardım kampanyası ile toplanan malzemeleri afet bölgelerine göndermeye devam ediyor. Bu çalışmalara Sarı Kırmızılıların eski Başkanı Adnan Polat da destek oldu. Daha sonra Galatasaray Başkanı Dursun Özbek ile Galatasaray eski Başkanı Adnan Polat basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Dursun Özbek, hedefimiz 500 konteyner. Depremin ilk gününden itibaren stadyumda yardım çalışmaları için alan belirlediklerini belirten Dursun Özbek, 5 günde 57. tır yükleniyor. Hatay'da ve Maraş'ta iki tane büyük lojistik depo tuttuk. Gideceği yere kadar dağıtımı yapıldı. Tırın oraya indiği zaman hedeflediğiniz kitleye ulaşması mümkün olmuyor. Onun büyük gayreti içindeyiz. Erden Timur şu an kendisi Maraş'ta. Bölgeyi tamamen gezerken bu tip lojistik destekleri hazırlıyor yardım çağrımıza cevap veren bütün herkese teşekkür ediyorum. İnanılmaz bir destek var. Buradaki çalışmalara herkes emek veriyor. Onlara da teşekkür ediyorum. Türk milletinin başı sağ olsun. Enkaz altında hala vatandaşlarımız kurtarılma çalışılıyor. Çok yaralı vatandaşlarımız var. Onlara acil şifa diliyorum. Allah bir daha bu tip felaketlerden milletimizi korusun. Yardım kampanyasına yoğun ilgi var. İki tane yardım toplama bölgemiz var. Touch spor tesislerinden buraya sevk ediliyor. İkinci bir operasyon barınma ihtiyacını olacak. Özellikle tuvaletle ilgili sorun var. Onun teminine çalışılıyor. İlk başta 100 konteyner destek göndereceğiz. Hedefimiz bunu 500'e çıkarmak. Bütün Galatasaray camiasına çağrı yapıyorum diye konuştu. 50 tane konteyner ev gönderiyoruz. Acılarının çok büyük olduğunu söyleyen Adnan Polat ise Türk milletinin başı sağ olsun. Dursun başkana, Galatasaray yönetimine, burada emek veren herkese bir vatandaş olarak teşekkür ediyorum. Bu acı günde oradaki kardeşlerimizi yalnız bırakmıyorlar. Elimizden gelen her şeyi yapacağız. Polat Holding olarak şunu gözledik. Vatandaşlarımızın hepsi gıda, yiyecek, içecek gönderiliyor ama teknik malzemeye de ihtiyaç var. Bu anlamda Türkiye Rüzgar Enerjisi Birliği olarak 300 tane teknik adamı o bölgeye gönderdik. Orada çalışmayan, kopan kablolara yardım ediyorlar. Şu anda deprem bölgesinde çalışıyorlar. 50 tane konteyner ev gönderiyoruz. 100 tane de şu an Macaristan'da hazırlıyoruz, onlar gelecek. Tuvalet ihtiyacı var. Mobil tuvalet ile çalışmalarımız var. Macar devletine ve halkına da teşekkür ediyorum. Onlar da ciddi anlamda yardım ediyorlar. Yunanistan'a teşekkür ediyorum. Ciddi olarak yardım ediyorlar, şeklinde konuştu. Gözden kaçmasın. Gökhan zan, enkazdan mucize bekliyorum haberi görüntüle. Anlık Galatasaray haberleri GS haber ile telefonunuzda, Twitter ve Telegram'da. Günün haberleriyle podcast olarak Spotify ve Apple Podcast'lerde.